Merhaba arkadaşlar, size bugün Kütahya'yı fetheden komutan Hazar Dinarı'nın mezarının nerede olduğunu göstereceğim. Şu an Saadettin Camii'nin oradayım arkadaşlar. Saadettin Camii önündeki kitabede burası Saadettin Vakfı'ndadır yazıyor. Bodrum Kadı'nda Hazar Dinarı tarafından yaptırılmış olan sakahane vardır. Sakahanenin üzerinde mescit ve Hazar Dinarı'nın burada gömülmüş olduğu bilinmektedir. Cami 1700 yılında yangında yok olmuş. 1824'te Derviş Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. 1866'da tekrar yanmış. 1870 yılında halktan toplanan vergilerle cami yaptırılmış ve altına vakıf dükkanları yaptırılmış arkadaşlar. Dinarı'nın mezarının olduğu yer burası arkadaşlar. Hazar Dinarı, Kütahya'yı fetheden büyük komutan. Hazar Dinarı yaklaşık 10 yıl fethettikten sonra burada yaşamıştır. Kütahya'nın Türk Müslüman olmasında büyük katkıları vardır. Anadolu Selçuklular da büyük komutanlarındandır. Muhtemelen bu caminin olduğu yerde, minarenin olduğu yerde yattığı söylenmektedir. Burada onun için bir anıt yapılmış. Oo, ve çok kötü pislik içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmekler, faturalar, üzümler, pislik. Şuraya da atmışlar ekmek. Arkadaşlar bu İmamettin Efendi öncesinde Ermenşahlar'dan Bedrettin Aksungurlu'nun Hazar Dinari isimli bir kölesi varmıştı. Vefatından sonra Hazar Dinari'nin serbest kalarak kölelikten çıkarak Anadolu Selçuklu hükümdarının yanına giderek onun komutan himayesi altına girmiş ve onun askeri olmuş. Daha sonra komutanlarından olmuş ve Kütahya'ya gelmiş arkadaşlar. Kütahya'yı fethetmiş. Kütahya'nın fethinde ise arkadaşlar Kütahya Kalesi, kalenin altına koyunları, keçileri işte toparlayarak onların boynuzlarına çıraları bağlamış ve kale yukarı gece yarısı salmış. Kaledeki düşmanlar da bunun bir askeri saldırı olduğunu düşünmüş. Bütün askerlerini o tarafa doğru sevk etmiş. Tabii ki Hazar Dinari de diğer taraftaymıştı. Bu şekilde kaleyi basit bir şekilde ele geçirmişler. Hazar Dinari'nin çok büyük katkıları olmuştur. Kütahya'yı fethettikten sonra Hıdırlık Mescidini yaptırmış, Balıklı Camii'yi yaptırmış, Mevlevi Hani ile bütünleşmiş olan Hazar Dinari Mescidi, bugün Saadettin Camii olarak bilinen Saadettin Camii yerinde var olan mescit ve yine Kütahyalı çok önemli bir şahsiyet olan Evliya Çelebi Hazretleri'ne affen iki sakahane Hazar Dinari vezirinin hayratıdır. Mezarının burada olduğu söyleniyor arkadaşlar. Hazar Dinari'nin ama çok kötü. Belki de burada. Çok kötü ve pis durumda. Hazar Dinari'nin bulunduğu yer. Anadolu Selçukluların büyük komutanlarından olmuş. Kölelikten komutanlığa yükselmiş büyük bir insan. Alaaddin Keykubat zamanında komutan olmuştur. Daha sonra da Kütahya'ya gelmiş. Kütahya'da büyük hizmetlerde bulunmuş. Kütahya'yı fethetmiş. 10 yıl ikamet etmiş. Ve burada ikametinden sonra vefat ettikten sonra buraya defnedilmiş. Cami kapalı olduğu için giremedim arkadaşlar. Sadece dışarıdan ve Hazar Dinari'nin mezarının olduğu yerden çekim yaptım. Teşekkürler izlediğiniz için.